Peki Balotelli noktası da çok enteresandı. Sergen Hoca Balotelli'yi istemediğini de açıklamıştı. O bölgeye Kalin içinde en güçlü aday gibi duruyor. Fenerbahçe'de hücum hattında Cavani konuşuluyor Emre bu. Edinson Cavani. Şimdi Fenerbahçeliler de şöyle bakıyorlar. Ya biz her mevkiye harika transferler yaptık. Bir santrfor alacağız ya, bu da tartışmasız bir adam olsun diyorlar. Cavani boşta. Benfica ile olmadı. 9 milyon euro bu arada. Konuşulan rakamlar. Sana ilginç bir şey anlatayım mı Kalinic transferiyle ilgili öncelikle? Evet. Biliyorsun Kalinic transferinde Fenerbahçe'nin de adı çok yazıldı çizildi. Fenerbahçe'nin yazıldı çizildi. Esasında birileri iki büyük camiayı birbirine sokup bu işlerden para kazanmaya çalıştılar. Bir Fenerbahçe yöneticisi bir Beşiktaş yöneticisini arayarak Kalinic'le kesinlikle ilgilenmiyoruz diye önce sözlü olarak bir açıklama yaptılar. Arkasından da dikkat ediyorsan resmi internet sitesinden Kalinic'le ilgilenmiyoruz diye resmen de bir açıklama yaptılar. Ama önce yöneticiler arasında oluyor bu görüşme. Bu esasında Türk futbolumuz için çok önemli şeylerden bir tanesi. Tabii. Bunu niye söylüyorum? Abi sanki dünyada topçu kalmamış gibi birbirlerinin topçusuna herkes bir dalıyor. Bir tane oyuncu varmış gibi. Abi o yükseltiyor, o yükseltiyor, o yükseltiyor. Kim para kazanıyor abi? Futbolcu para kazanıyor. Menajer para kazanıyor. Kulüp? Kulüp zarar ediyor. Derse etsin, hiç önemli değil. Kimse onu görmüyor. Onun için bu Kalinic işinde Fenerbahçe'nin devreden çıkması ve devrede olmadığını resmen bildirmesi çok önemli bir yaklaşım, bir yönetici yaklaşımı bana sorarsan. Kalinic Beşiktaş'ta olacak mı yazmışsın? Kalinic Beşiktaş'ta güzel kardeşim, ben sana söyleyeyim. Bir bonservis hadisesi varmış galiba. Onu kendisi kulübüyle halletmeye çalışıyor. 2 milyon istiyor kulübü dediler. Menajeri 1 milyon imza parası verin ben halledeyim Beşiktaş'ta, demiş. Beşiktaş'ta Kalinic arasında problem yok. Kalinic'in kendi kulübüyle problemi var. O problemi halledip önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle Beşiktaş kampına, Beşiktaş'a katılacaktır diye benim duyduğum o yönde. Şimdi gel Fenerbahçe'nin forvetine. Fenerbahçe'nin abi hep de diyorlar ya bir golcü, bir forvet, bir santrafor bin ayıp örter diye. Al işte baba burada. Golcü. Tabii. Sen onu ya bunu ya ne yaparsan senin golcün bir çıkıyor, işi bitiriyor. Bin ayıp örtüyor. Bu bizim Turgay abi de çok söyler bunu biliyorsun. Turgay Demir de en çok kullandığı laflardan bir tanesi. Hakikaten de büyük takımlarda özellikle o merkez santraforun çok iyi olması lazım. Fenerbahçe Vedat'a kadar uzun yıllar abi inanılmaz yanlış hamleler yaptı. İşte Guizalar, Kecmanlar kötü adamlar mı? Slimani kötü adam mı? Hiçbiri kötü adam değil ama uymadı. Şeye bakmak lazım esasında. Bizim lige uyum sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Biraz ona bakıp da almak lazım. Bizimkiler isme bakıyorlar. Aa Slimani harika oyuncu gelsin. Geldi ne oldu? Bir tane gol attı. Guiza İspanya gol kralı olmuş. Küçük Emrah yaptınız adamı burada. Küçük Emrah diyorlardı biliyorsun. Onun bir kaçları maçları böyle bir tuhaftı biraz. Şey yapıyorlar. Onun videolarını falan yaptılar bin tane. Kecman geldi işte 30 atarım 40 atarım diye 4-5 tane gol attı gitti yani. Anladın mı? Onun için bizim lige uyum sağlayacak santraforların alınması gerekiyor. Mesela şeyin Sergen Hoca'nın Balotelli hamlesine de biraz da böyle bakmak lazım. Belki de adam inanmıyor yani bu lige takımına uyum sağlayacağına inanmıyor. Biz çok eleştirdik. Sorunlu adam istemiyor. Aynen bence de öyle. Sorun. Yani diyor gelecek burayı karıştıracak belki. Yaşantısı biraz sıkıntılı. Yoksa oyuncu kalitesi değil. Belki de ters olacak abi. Öyle diyoruz da. Hiç ama o riski da almak istemiyor. Diyor ki bana gelecek atıp atmaya başlayacak adam lazım. Fenerbahçe'de öyle bir adam lazım. Öyle bir adam lazım. Geçen sene işte Falcao'yu aldın. Sakat. Bak yine Evren geldi Falcao'ya. Evren abi geldi. Abi sen Falcao'yla yani sen Galatasaray'da ne alakası Evren var şimdi geldi. Bu konuyla? Abi bir şey anlatacağım hocam. Abi Evren ne sakat adam çatır çatır atıyor ya. Evren geldi dedi bas bas paranı Falcao'ya dedi bastı. Burada iki tane hem de. Bir de asist yaptı. Adam toparladı. Elif adama takıldı. Bu hafta edemez. Geçen sene dedi ki beyefendi. Ya ne bu haftası hiç kimse bir şey diyemez. Nereden Vedat geldin? Vedat işten evet. Dedi Falcao'yu karşılaştırıyor. Böyle bir şey mi olur dedi. Bir bak bakayım geçen sene Vedat mı kaç tane? Kaç maç oynamış bak. Bana ne abi sen sahaya çıkartacaksın. Ben bir şey yapacağım. Ne yapayım abi adam oynayamadı sakatlandı. Sakatlandı. Falan. Ne yapabilirim abi? Sen İşte ne atıyor işte başladı şimdi herif. Abi, geçen sezon iyi başlamamış. Geçen sezon iyi başlamış. Ya baba bunların algısı bu. Aynı bu şekilde konuşuyordu. Algısı bunların algısı. Vedat Falcao uçar geçer şöyle yapar böyle yapar. Geçti abi benim oynadığım maç sayısına göre çok maç gol yapmış. Kim olur peki? Balotelli, Balotelli konusuna bir girelim lafınızı girelim şey yapalım. Balotelli bekar değil mi? Bilmiyorum. Evli mi bekar mı? Ben bilmiyorum. Medeni halini. Şimdi Sergen Yalçın, Sergen Yalçın bir yıldız futbolcunun Türkiye'de neler yaşayabileceğini, başına neler gelebileceğini bildiği için. En iyi bilen bir adam. Yani belki Balotelli'den değil de yani bizim şeyimizden sıkıntı çekinmiş olabilir. Yani o çocuğun burada rahat futbol oynayamayacağını düşünmüş olabilir. Çünkü o yönetim yüzden o transferi bitirmişti benim bildiğim kadarıyla.
En son hocaya geliyor, hoca istemiyorum diyor. Ya, tabii bitirmişler transferi 3,5 milyon euro. Rakam da söyleyeyim ben sana. Rakamını bilmiyordum. 3,5 milyon euro. Yani imza parası, ıvır zıvır hepsi içinde 3,5 milyon euroya alacaktı. Bitirmişler. Ama Balotelli yani büyük ya, oyuncu. Ya ben olsam vallahi alırım. Evet. Yani Balotelli'ye bir hocanın kolay kolay hayır diyebileceğini ya düşünmüyorum. Hele böyle bir ortamda. Şimdi... Sergen Hoca da çok iyi faydalanır bence böyle bir oyuncudan ama Feyyaz Hoca'nın dediği çok doğru bir şey var biraz önce. O kafasında kurgulamıştır, düşünmüştür. Canım kardeşlerim milyon dolarlardan falan bahsederken amatör bir kardeşimiz mesaj yollamış. Şu anda hala federasyonumuz amatörlükleri başlatma kararı evet. almadı. Mart ayından evet. beri çok ciddi sıkıntılar hatta yaşıyoruz diyorlar. Herhalde, ocağa kadar bilmiyorum. Yani artık herhalde bu konuda federasyonumuz bir karar almalı. Hakikaten zordalarmış. Öyle bir mesaj gelmiş. Bu arada doğru. Başka şeyden konuşurken diğer tarafta kendi içimizde yüreğimiz yanıyor. Onu da ifade etmemiz lazım. Hocam insanlar ekmek parası için. Tabii. Yani çok onların da rahatları. Sesi olalım ekranda. Bu konu önemli bir konu. Önemli çünkü. Konu. Çok teşekkür ederim hocam. Dile i̇nşallah, getirdiğiniz için. İnşallah önümüzdeki günlerde federasyon bundan Mustafa bu arada para. Bu haftanın takımı Hatayspor abi. Hatay şu an geçti, Galatasaray'ı geçti. Şampiyonu yendiler abi. Yani sen Hatayspor'u tebrik ediyorum. Ömer abi senin tebrik ediyorum. Senin şu güzelliğin yani. Değil mi? İşte yani. Budur abi. Bak. Kendi takımını bıraktı hemen bak. Doğru. Şu an için diyorum. Sen yeni çıkmış takım. Ömer Hoca yeni geldi. Yeni takım kurmuşlar. 53'ü sonra çıktılar. Geçen senenin favori şey takımını, şampiyon takımını yendiler. Hatayspor'u kutluyorum. Bu arada Hatayspor'u elememiş mi geçen sene ya? Türkiye Kupası'ndan da geçen sene elediler Başakşehir'i. Değil mi? Öyle mi? Evet, elediler onu. Evet. Yalnız hemen bir uyarı yapalım. Sezona büyük takımı yenerek başlayanlar özellikle 3 büyükleri sonra ilerleyen haftalarda çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Hocam. Havaya girmeyelim çocuklar. Havaya girmeyelim çocuklar. Devam edelim performansı. Başakşehir'i hiç iyi görmedim. Kopenhag maçından beri şeyi var. Maça baktım genel anlamda hiç iyi görmedim Başakşehir'i. Yani ilk maç olarak. O geçen seneki şeyleri yok. Onlar da belki yavaş yavaş açılacaklar ama hiç iyi görüntü vermediler. Transferi de biraz geç yaptılar. Nokta atışlar yaptılar ama hani böyle takımı işte biz ya yaş ortalamamız yüksek biraz düşürelim bu yaş ortalamasını daha genç bir ekip kuralım yol uzun diye düşünmediler. Ya tecrübe bu ligde para ediyor dediler. Geçen yılında. Etmedi mi şampiyon oldu. Şampiyon oldular zaten. En yaşlı takım şampiyon oldu. Yalnız her şeyi söyledin de Emre Bol sadece Cavani'yi söylemedin. Abi onu demek ki ya çok konuda bir bilgin gelmedi var. Yok benim bilgim yok. Bilgim geliyor Cavani'ye öyle de demeyiz. İlgi var mıydı son Cavani'ye? Var. 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 Teklif yapıldı mı? Rakamlar çok yüksek. Sponsorla mı çözülmeye çalışılıyor? Alır abi Fenerbahçe Cavani'yi alır. Abi herkesin başkanı Ali Koç değil abi yani. Alır Cavani'yi alır. Emre biliyor. alır. Herkesin başkanı Ali Koç değil abi. Para çok ne olacak ki? Öyle biz Leyla'ya da basarız. Basın Süleyman'a basın. Yani. Onu düzeltelim ama hani oyuncunun ne kadar alacağı maaşı hepsi konuşuluyor. Benfica ile masadan kalktıklarında 9 milyondu. Oradaki vergiler bize göre biraz daha yüksek. Benim duyumumu söyleyeyim hiç bilgi değil. Ama Fenerbahçe bir sponsorla birlikte Balotelli'yi, özür dilerim, Edinson Cavani'yi kadroya katacak. Bununla ilgili görüşmeler var derken Cavani menajerinin birkaç kulüple, büyük kulüp bunlardan birinin işte... İtalya'da Juventus olduğu söyleniyor. Birkaç kulüpte görüşmek istediği o tür şeyler de var. Biraz uzayacak bir süreç gibi. Bir ikinci alternatif var mı? Fazla uzatmamaları lazım. Bak ilk başladı devam ediyor. Evet. Abi ya şu şey ben şeyi anlamış değilim hala. Bence abi sezon başlar başlamaz transferi bitireceksin abi. Vallahi billahi yani tamam hani biz akşam pazarcıyız şimdi İngiltere ne zaman bitiyor? Abi Fenerbahçe bitirdi ki hepsini yaptı. Bir Vedat elinde olsaydı ya çok Emre, kadrosu var onu, kalsaydı mesela. Şey, Emre'cim onu bitiremiyorsun kardeşim. Niye bitiremiyorsun biliyor musun? Oyuncu son ana kadar dışarıyı bekliyor. Yani Türkiye'ye gelirken bütün yabancı oyuncularda aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Mutlaka tecrübe etmişsinizdir. İşte geçen sene Denizli Spor'daydım ben Yücel Hoca'nın yanında. Şimdi oyuncuya bir teklif götürüyorsun. Oyuncu tamam diyor çok onur duydum falan filan ama son ana kadar başka bir sanki o bekliyorum. Teklifi kullanıyorlar başka pazarlıklarda. Evet. Oyuncu buraya ne yazık ki bizim erken gelmiyor. Dışlarda bütün kapılar kapandıktan sonra yabancı oyuncu buraya geliyor. Hocam. Bir de artık gidiyorlar. Bir de gelenleri de yollayamıyorsun. Parasını ödemen lazım şudur budur. Yani hakikaten takımlarımız bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ama bizim, gönül ister evet. ki tabii ki bütün takımlarımız transferi bitirsin daha sezon başlamadan. Hocalar için ne büyük mutluluk. Ya kampa gidiyorsun kadron hazır. İstediğin evet. gibi yükle. İstediğin ama gibi çalış. Ama hiçbir zaman olmaz hocam. Mümkün hiçbir, değil. Hiçbir zaman olmaz. Ama Feyyaz hocam şimdi yani iki sezon... bir takımı çalıştıracağınızı bilseniz zaten Ocak ayında yeni sezonun planlaması başlar. Hangi oyuncular sezon sonu bonservisleri ellerinde olacak?
ya da kontratları bir yıl kalacak, o planlama